Selamünaleyküm. Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Salatü vesselamu ala Resulina Muhammedin seyyidina ve la ilahe illallah. Hadi ya kardeşler. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Min hîne yahrucu ahadukum min menzilihi ila mescidihi, fe'rijlun tektubu hasene ve ukhra temhu seyyi'e." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizden biri mescide gitmek için evinden çıktığı anda itibaren, yani bu evde niyet ediyor mescide namaza gitmek için, o evden çıktığı andan itibaren ayaklarından biri sevap yazarken diğeri günahını siler. Yani camiye gitmek öyle bir güzel vesile olur. Yani hem sevap kazanır hem günahlarının affolmasına niyet olur. Daha namaz kılmadan, yani yolda giderken bile o sevabı nail olur sen. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Men gada ilel mescidi ve râha addallâh lehu nüzelen minel cenneh kullemâ gada ve râha." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette ineceği bir yer hazırlar. Yani bunlar camiye namaza giden insanlar için müjdedir. Yani camiye gitmesi, insan gidiyor, ne kazandığının haberi yok. Çok büyük, Allah onlara mükafatlar hazırlamış ahirette. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مشى الى صلاه مكتوبه في الجماعه فهي كحجه، ومن مشى الى صلاه تطوع فهي كعمره نافله." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim farz bir namazı cemaatle kılmak için mescide yürürse bu namazının sevabı hac sevabı gibidir. Yani ezan okunuyor. Yani ezandan önce farz cemaatle farzı kılan, cemaate katılmak için giden o insan, o hac namazının hac sevabı gibi oluyor. Yani o kadar büyük sevap vardır. Kim de nafile namaz için mescide yürürse bu namazın da sevabı da ömre sevabı gibidir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani büyük mükafatlar var Allah azze ve celle. Namaz kılanlara, camiye giden, cemaate katılanlara büyük şeyler var, mükafatlar var. İnsanlar haberi yok, haberi olmasını istemeyen çok insan var ama Allah azze ve celle o namazı kılan, cemaatle kılan için büyük mükafatlar hazırlamıştır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "El-meşşâûne إلى المساجد في الظلام أولئك الخواصون في رحمة الله، أولئك الخواضون في رحمة الله تعالى." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, karanlıkta mescidlere gidenler Allah'ın rahmetine dalanlardır. Yani rahmet denizlerine dalanlardır. O gece, akşam, yatsı, sabah namazına gidip böyle karanlıkta gidenler Allah'ın rahmet denizlerine dalmışlar, o denizde, rahmet denizlerinde yüzüyorlar. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İzâ tavadda ahâdakum fî beytihi thumme etel mescid kâne fî salâtin hattâ yercâ fâle yekul hâkada ve şebbeke beyne asâbi'ihi." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, biriniz evinde abdestini alıp sonra mescide giderse evine geri dönünceye kadar namazda sayılır. Yani o yürüyüş namaz kılmasa bile o vakit namaz kılmış gibi sayılır diyor buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra parmaklarını birbirine kenetleyerek bu sırada namaza sayıldığı için bu şekilde parmaklarını kenetlemesin buyurdu. Yani orada namazdır ama yani o ellerini bağlamaya gerek yok. Yani onun
normal yürüyebilir. O bile namaz sayılır ama yani şey namaz hareketlerini, el bağlamalarını gerekmez. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن أصبعه فإنه في صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم buyuruyor ki sizden biriniz abdestini aldık adabına riayet ederek güzel bir şekilde alıp sonra mescide kas ederek yola çıktığı zaman el parmaklarını birbirinden kenetlemesin çünkü o kişi o sırada namazda sıyanmaktadır. Yani o gene abdest alıp da evden çıkıp da ellerini yani şey namazdaki bir tutmasına gerek yok. O gene namazda sayılır. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرباط الصلاة ولزوم مجالة الذكر وما من علم عبد يصلي ثم يقعد في مصلى إلا في مصلى إلا لم تزل الملائكة تصلي عليه حتى يحدث أو يقوم Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah yolunda cihat halinde olmanın faziletli hali. Yani nirbat dedi düşmana karşı nöbet beklemek şey o gece çok büyük sevaplar var. O namaz hali de o namaz kılmak o vazifeyi yapar. Şimdi bizim ribat halinde yok kimse, çok az yani olanlar. Ama biz durduğumuz yerde de o ecri kazanıp namaz halimiz o ve zikir meclislerine devam etmektir. Namaz ve zikir meclislerine devam ettiniz mi bu ribat dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ibadetin yerini tutar. Namaz kılıp sonra namaz kıldığı yerde diğer namazı beklemek için oturan bir kul abdesti bozunca ve abdesti yerinden kalkıncaya kadar melekler kendine devamlı dua eder. Yani o insan orada boşuna oturmaz. Melekler ona dualarını yapıyorlar. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذ أنزل عاهدا من السماء على أهل الأرض صرفت عن عمار المساجد. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yüce Allah gökyüzünden yeryüzünün ahalisine bir afet indirdiği zaman bu afet mescitleri inşa edenlerin üzerinden def edilir. Yani bu mescit, cami yapanlar için bir hastalık ya bir şey olursa, Allah'tan gelen bir şey varsa onlar o afetlerden kurtulmuş olurlar. İnna ammar büyütüllâh hum ehlüllâh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'ın evlerini, mescitlerini inşa edenler Allah'ın ahalisindendir. Allah'ın seyyidi, Allah'ın kullarındandır diyor. Yani cami yapanlar, mescit yapanlar Allah'ın sevdiği kullarındandır. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فأشهدوا له بالإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم buyuruyor ki bir adamın mescitlere gitmeyi alışkanlık haline getirdiğini görürseniz zaman onun imanlı olduğuna şahitlik ediniz. Yani iman adam camiye gidiyor. Biz gördüğümüz budur. Ona şehadet ediyoruz iman üzerine olduğu için. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول إني لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي ومتحابين فيا ومستغفرين الأصحاب صرفت عذابي عنهم. Peygamber صلى الله عليه وسلم buyuruyor ki yüce Allah Azze ve Celle yeryüzü halkına halkına azap murat ettiğim zaman yani Allah Azze ve Celle
insanlar azmış, onlara azaba müstahak olduğu halde diyor ki Allah Azze ve Celle, evlerimi inşa eden, mescitleri inşa edenleri, benim için birbirlerini sevenleri ve seher vaktinde istiğfar edenleri gördüğümde onlara azap etmekten vazgeçerim diyor Allah Azze ve Celle. Yani bunların yüzü hürmetine Allah azabını insanlardan uzak tutuyor. Sadaka Rasulullah'ın makale okuyor makale. Ziyadın ve şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabi kiram ve ila ruh cemi'i enbiya'l mursalin kudama'a şerai ve ila ruh emmetin erba'a ve ila ruh meşayihna fi tarikatı nekşubunliye aliye khasaten imamu tarikatı ve gavsul khalika Khaja Bahauddin Muhammed Mesir Bukhari Seyyidina Abul Khalik Rizvani ve ila şeyh Şerafuddin Darsani ve ila şeyh Abdullah Fazil Darsani ve ila şeyh Muhammed Nazım Hadil Hakkani ve sair saadatı ve sıddıkın ve ila hafadatı ve cehennem Hüseyin Fuzi Efendi ve Rabbaka'a Hacı Mustafa Atırabi Zümrün'ün geçmişler olsun. Şehitlerin ruhlar için Allah Teala'l-Fatiha.